İşteraytu beyten hucuratuhu vasiatun. Şimdi burada beyt kelimesi nekire, hucuratuhu vasiatun kısmı isim cümlesi olarak sıfat getirilmiş. Hâzâ kitâbun yeşrahu ilmen nahvi cümlesinde ise nekre olan kitabın kelimesinin sıfatı fiil cümlesi olarak gelmiş. Peki buradaki nekre olan kelimeleri ben marife yaparsam sıfat ne yapacağım arkadaşlar? Marife bir isme cümle veya şibih cümle sıfat yapılırken ismi mevsuller kullanılır. Örnek, iştaraytu elbeyte. Dikkat edersek buradaki elbeyte kelimesine sıfat yapacağız. Elbeyte. Burada müzekker, müfret müzekker olduğu için ismi mevsulümüzde müfret müzekker gelecek. Ellezî hucurâtuhu vâsi'atun. Odaları geniş olan bir evi satın aldım. Elbeyte kelimesi burada marife. Nekire olsaydı şu ismi mevsulü kullanmayacaktım arkadaşlar. Ya da iştaraytu el bey pardon el beyteyni. Şimdi marife burada dikkat edersek tesni olarak gelmiş. O zaman ne diyeceğiz? Ellezeyni hucuratuhuma vasi'atun. İsmi mevsulümüz burada marife olan kelimeyle uyumlu olarak gelmiş. Odaları geniş olan iki ev satın aldım. Peki çoğul yaparsak ne diyeceğiz? İştaraytu elbuyute. Şimdi buradaki kelimemiz cemî gayri akıl olduğu için ismi mevsulümüz müfret müennes gelecek. Elleti zamirimiz de müfret müennes gelecek. Hucuratu ha ve si'a tüm şeklinde kullanacağız arkadaşlar. Evet. Dikkat edersek burada ne yaptık? Marife bir kelimeye sıfat yaptık. Sıfat yaparken dikkat edersek ismi mevsulleri kullandık. İsmi mevsullerden sonra da sıla cümlesi getirdik arkadaşlar. Sıla cümlesinde de mevsuf olan kelimeyle uyumlu zamirlerimizi de kullanmış olduk. Şimdi arkadaşlar hal ögesine başlayalım. Cümlede hal nedir? Arapçada hal derken ne anlayacağız? Ona bir bakalım arkadaşlar. Türkçe'de durum zarfı anlamına gelen hal ögesi Arapçada. Şimdi hal ögesini yaparken nelere dikkat edeceğiz? Hal ögesi türleri nelerdir? Bunlara bazı örnekleri vererek devam edelim arkadaşlar. İlk başta hal ögesinin türlerine bakalım. Hal ögesi üç şekilde yapılır. Birincisi müfret hal, ikincisi cümle hal, üçüncüsü şibih cümle hal.
Yani Arapçada hal ögesi karşımıza üç şekilde çıkabilir. Müfret şeklinde hal, cümle şeklinde hal, şibih cümle şeklinde hal şeklinde karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Burada müfret hal yapılırken neye dikkat edeceğiz? Ona bir temas edelim. Müfret hal için şunlar söylenebilir. Nedir o? Bir, genelde fail veya mef'ulün bih gibi cümle ögelerinin durumunu bildirir. İkincisi, müfret hal müştak bir kelimedir. Müştak kelimeden maksat fiilden türeyen isimler. İsmi fail, ismi mef'ul. Ama tabii ki burada şuna dikkat edeceğiz. Sıfat anlamı verebilen kelimeleri kullanacağız burada. Yani ismi faili, ismi mef'ulü, sıfatı müşebbeheyi veyahut da mübalağa ismi faili kullanabiliriz arkadaşlar. Üçüncüsü arkadaşlar, müfret hal nekredir. Hal ögesinin kendisi nekredir. Dördüncüsü de arkadaşlar, bu önemli, mansup bir kelimedir. Şimdi müfret hal cümlede fail, mef'ul, ondan sonra müpteda, haber, duruma göre cümle ögesinin durumunu bildirir bize. Ve müfret hal müştak bir kelime olacak. Müfret hal nekre olacak. Ve müfret hal mansup bir kelime olacak arkadaşlar. Yani buraya dikkat edelim. Peki Türkçe'ye tercüme ederken nasıl anlamlar veriyoruz? Genellikle Türkçe'ye tercüme edilirken Arapçadaki hal ögeleri rek, rak, mesela gülerek, ağlayarak gibi ya da dığı, diyi şeklinde anlam verilebilir. Dığı, diyi halde ya da le, la şeklinde anlam verebilir. Veya mek, mak üzere ya da mek, mak için gibi anlamlar katar cümleye arkadaşlar. Şimdi müfret hal ile alakalı bu genel bilgileri verdikten sonra kitabımıza bir bakalım arkadaşlar. El halu hal vasfun vasıftır. Arkadaşlar hal bir çeşit sıfattır. Yani bir önceki derste anlattığımız sıfat tamlamasına benziyor. Vasfun bir vasıftır, bir sıfattır. Nasıl bir sıfattır? Nekiratun, nekre bir sıfat olacak. Daha ne olacak? Mansubun, mansup olacak. Ne yapacak peki bu vasıf, bu sıfat? Yübeyyinü heyete sahibihi vaktel fiili. Şurası önemli arkadaşlar. Eylem sırasında sahibinin durumunu bize açıklayacak. Şimdi sahibi ne demek? O hal kiminle ilgili ise, biz kimin halini, durumunu anlatıyorsak biz ona sahibul hal diyeceğiz arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. Mesela sıfat mevsufta şöyle demiştik, hatırlayalım. Mevsuf sıfat demiştik. Burada ise arkadaşlar ne diyeceğiz? Sahibul hal önce gelir. Ondan sonra hal ögesi gelir arkadaşlar. Yani hal kendisinden önceki bir kelimenin durumunu bize anlatacak. Bize o durumunu izah edecek. Peki bu sahibul halin hangi durumunu bize anlatacak?
eylemi yaptığı sırada ne yapıyorsa onun durumunu anlatacak. İşte onun için biz durum zarfı diye adlandırıyoruz bunu. Şimdi hal müfret olabileceği gibi ev cümletün cümle şeklinde de gelebilir. Yani isim cümlesi veya fiil cümlesi şeklinde gelebilir. Bu durumda mansup olacağı için hal mansup unsurlardan bir tanesidir. Ne diyeceğiz? Fi mahalle nasbin mahalle mansuptur diyeceğiz. Ev ya da şibhu cümletin ya da şibih cümle şeklinde gelir. Yani harfi cer ve isim mecrur şeklinde veya zarf şeklinde gelebilir. O zaman da arkadaşlar fi mahalle nasbin mahalle mansuptur diyeceğiz. Peki sahibul hal kimdir? Nedir? İsmun isimdir. Arkadaşlar şurası önemli. Marifetun. Sahibul hal genellikle arkadaşlar nedir? Sahibul hal daima marifedir diyeceğiz. Sahibul hal daima marifedir. Ve şu kuralı da belirteyim. Ondan sonra örneklerde karşılaştırma yapalım. Hal ögesi sahibul hale sayı ve cinsiyet bakımından uymalıdır. Sayı ve cinsiyet bakımından uymalıdır. Burada önemli olan sahibul hali tespit edebilmek. Şimdi örneğimize bakalım. Burada tabii ki cümleye keyfe sorusunu sorduğumuz zaman bu keyfenin cevabını veren kısım bize hal ögesini verir. Mesela keyfe zehebte ilel camiati? Üniversiteye nasıl gittin? Yani gitme eyleminde hangi durumdaydın? Zehebtu ilel camiati maşiyen. Üniversiteye yürüyerek gittim. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada müfret olarak gelmiş. Cümle şeklinde gelmemiş. Maşiyen ne demiştik? Hal ögesi nekre ve mansup olacak. Burada da ne karşımıza çıkıyor? Hem nekre hem de mansup. Nasb alametimiz nedir burada? Fetha olarak karşımıza çıkıyor. Peki yürüyerek giden kim? İşte arkadaşlar buradaki şu tü zamiri fail olan zamir sahibul haldir. Çünkü yürüme eylemi bana ait. Yani yürüyerek ben gitmişim üniversiteye. Ya da bakın burada müfret olarak gelmiş. Burada ise cümle, fiil cümlesi şeklinde arkadaşlar. Emşi, yürüyerek. Bu şekilde de kullanabiliriz. Emşi. Burada fiil cümlesi olarak gelmiş hal ögesi. Burada ise bil hafileti otobüsle. Burada da nasıl gelmiş arkadaşlar? Harfi cer ve ismi mecrur şeklinde yani şibih cümle şeklinde gelmiştir. Evet. Zehebtu ilel camiati maşiyen de diyebilirim. Zehebtu ilel camiati emşi de diyebilirim. Zehebtu ilel camiati bil hafileti de diyebilirim. Peki keyfe şeribte şaye çayı nasıl içtin? Çayı nasıl içtin? Şimdi şeribtu şaye çayı içtim. Nasıl iken çay? Sahinen sıcakken. Buradaki hal ögemiz müfret hal ve sahibul halimiz de buradaki mef'ulün ih olan eşyaye kelimesi. Şimdi ben sıcak olamayacağıma göre kimin durumu burada sıcak? Sıcak olma durumu kime ait? Mef'ulün ih olan ve sahibul hal dediğimiz eşyaye kelimesidir. Dikkat edersek sayı ve cinsiyet bakımından uyumlu. Bu da müfret müzekker, bu da müfret müzekker. Eşyaya sahinene baktığınız zaman bu da müfret müzekker. Peki bu cümleyi ben başka nasıl kullanabilirim? Sahinen burada müfret haber. Ve huve sahinun. Dikkat edersek arkadaşlar burada isim cümlesi olarak gelmiş. Ve huve yani çay ne olduğu halde? Sahinun sıcak olduğu halde. Çayı sıcakken içtim. Burada isim cümlesi olarak kullandık. Şeribtu şaye minel kubi dersem ne olur? Çayı bardakta iken içtim. Bardaktan içtim. Burada da harfi cer ve isim mecrur şeklinde gelmiş hal ögesi. Burada şunun altını tekrar çiziyorum arkadaşlar. Hal müfret hal olarak geldiği zaman veya cümle hal şeklinde geldiğinde sayı ve cinsiyet bakımından uyum arayacağız. Ancak şibih cümle olarak geldiğinde sayı ve cinsiyet bakımında sahibul halle uyumlu bir durum söz konusu değil.
Ra'eytu tifle, çocuğu gördüm. Nasıl gördün? Çocuk nasıldı? Yadhakü, gülüyordu. Şimdi bu gülme eylemi çocuğa ait, bana değil. Yani çocuğu ben gülerken görmedim. Çocuğu gülerken gördüm. Çocuk o esnada gülüyordu. Gördüğüm sırada çocuk gülüyordu. Dolayısıyla buradaki gülme durumu kime aittir? Atıfle. Atıfle kelimesi burada sahibul haldir. Başka nasıl diyebilirim? Ra'eytu tıfle zahiken, müfret hal olarak gelmiş sahibul hal atıfle. Ya da ra'eytu tıfle fi sedirihi, çocuğu yatakta iken gördüm. Çocuk o esnada yatakta idi demektir. Evet. Şu sahibul hal konusuna bir daha bir temas edelim. İsmun isim olacak, marifetun marife olacak. Peki arkadaşlar, buradaki isimlerimiz, sahibul hal olan isimlerimiz marife midir? Evet, doğru. Peki müfret hallerimiz burada nekre midir, mansup mudur? Bakıyoruz. Maşiyen, doğru. Sahinen, doğru. Dahiken, doğru. Evet. Ha, burada ne demiştik bir de arkadaşlar? Müfret hal müştak olacak. Mesela maşiyen kelimesi meşa yemşi fiilinden türemiş ismi fail olan bir kelimedir maşiyen. Sahinen kelimesi sahane yeskunuden türemiş ismi fail olan bir kelimedir. Zahiken kelimesi de dahake yadhaküden türemiş nedir arkadaşlar? İsmi fail olan bir kelimedir. İsmi fail de olabilir, ismi meful de olabilir. Yani önemli olan sıfat anlamı taşıyan bir kelime olmasıdır. Mesela ismi alet olmaz. Çünkü ismi alette ne yok? Sıfat anlamı yok. Miftahun mesela, ismi alet. Miftahun, anahtar. Bunda ne yoktur arkadaşlar? Sıfat anlamı yoktur. Yekûnü failen, sahibul hal olan kelime, fail olabilir, cümlenin faili olabilir. Bakın birinci cümlede sahibul hal, fail. Ev mef'ûlen bihi, veyahut da mef'ulün bih olabilir. Şu ikinci ve üçüncü cümlelerde mef'ulün bih olarak gelmiş. Ya da naib-i fail olabilir, müpteda olabilir, haber olabilir. Ev bla bla. Yani sadece bir tane şeyi almıyoruz arkadaşlar. Yani illaki fail ya da fail veyahut da mef'ulün bih olacak diye bir kural yok. Şimdi hal sahibul hal arasında bu ilişkilerden sonra şurası önemli arkadaşlar. El halül cümletü, cümle şeklinde gelen hal, isim veyahut da fiil cümlesi şeklinde gelen hal, ögesinde, fiha, bu hal ögesinde vardır. Ne vardır? Rabitun, bir bağlaç, bir bağlayıcı, bir rabıt. Yerbutu beynaha, hal ögesi ile ve beyne sahibil hal, sahibul hali birbirine bağlayan bir unsur vardır. Nedir o? وَهَذَا الرَّابِطُ Biz buna rabıt diyoruz, bu bağlayana. Bağlaç demeyelim de bağlayan diyelim. Bu bağlayana biz diyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Yani bu bağlayanlar hangileridir? Bir, ya sadece vav'dır. Örnek, غَابَ عَلِيٌّ Ali gelmedi. وَقَدْ نَسِيَ مَوْعِدَ dersi Dersin saatini unutmuş olarak. Şimdi buradaki unutan Ali, fail, sahibul halimiz Ali kelimesidir. Peki buradaki hal ögesi, fiil cümlesi şeklinde gelmiş dikkat ederseniz. Buradaki hal ögesi ile sahibul hal birbirine neyle bağlanmış arkadaşlar? Vav ögesiyle bağlanmış. Başka bir örnek, haracütü minel beyti, evden çıktım. Nasılken çıktım? Vel cevvü mumtirun, hava yağmurlu iken çıktım. Evet. Burada da hal sahibul hal arasında ne vardır arkadaşlar? Bağlayıcı, rabıt olan vav harfi kullanılmıştır. Şimdi mesela vel cevve mumtirun olsa idi, o zaman bu mef'ulün bih şey özür dilerim mef'ulün mah olacaktı. Yani buradaki hareket önemli. Şimdi burada ne olarak gelmiş? El cevve mumtirun mübteda haber şeklinde gelmiş, isim cümlesi şeklinde gelmiş. Bu rabıtımız zamiru, zamir de olabilir. Yani vav değil de sadece zamir olabilir. Örnek, ca'a talibu yecri, öğrenci koşarak geldi.
Cera Yecri koşarak geldi. Buradaki zamirimiz nerede arkadaşlar? Şurada Cera Yecri'nin içinde gizli olan fail işlevi de gören hüve zamiridir. Tabii ki bu zamir sahibül hal ile ne olması lazım? Sayı ve cinsiyet bakımından uyumlu olacak. Hüve müfret müzekker, atalibu müfret müzekker. Başka bir örnek. Hadarat tullabu, öğrenciler geldi. Melabisuhum mübtelletun bil ma'i, elbiseleri suyla ıslanmış olarak geldi. Buradaki melabisuhum mübtelletun bil ma'i isim cümlesi, dikkat edersek müptedanın sonuna sahibul hal ile uyumlu ne olacak? Bir zamir gelmiştir. Ya da bu rabıtımız ne olabilir? El-vâbu ve zamiru. Hem vav hem de zamir olarak kullanılmış olabilir cümlede. İkisi beraber kullanılmış olabilir. Örnek, sâfere hâlidun. Halid yola çıktı. Nasıl yola çıktı? Ve nesiye cevâze seferihi. Pasaportunu unutmuş olarak. Pasaportunu unutmuş olarak yola çıktı. Burada arkadaşlar hem vav var hem de hal ögesi cümle şeklinde gelmiş olan hal ögesinde zamirimiz var. Nedir o? Nesiyeden sonra kullanılan üve zamiridir. Ve nesiye cevazi seferihi pasaportunu unutmuş olarak. Hadar tü geldim el ihtibare sınava. Nasıl geldim? Ve ene meryudum. Hasta olarak geldim. Ben hastayım o esnada. Yani hasta iken sınava geldim. Burada da arkadaşlar dikkat ederseniz hem vav harfi kullanılmış hem de zamir kullanılmış. Buradaki ene zamiri şu isim cümlesinin, ki hal ögesi burada isim cümlesi olarak gelmiş, isim cümlesinin müptedası işlevi görüyor. Peki sahibul halimiz hangisidir? Fiilin faili olan hadaru tü kelimesi, şey, buradaki tü zamiridir. Şöyle bir daha hatırlayalım. Cümle şeklinde geliyorsa hal ögesi, cümle şeklinde geliyorsa hal ile sahibul hal arasında bir rabıt olacak. Bu rabıt ya sadece vav'dır, örneklerde olduğu gibi, ya sadece zamirdir veya hem vav hem de zamir birlikte kullanılmış olur hal ögesinin başında. Şimdi beyne sıfeti vel hali. Peki sıfat ile hal ögeleri arasında nasıl bir farklılık vardır? Şimdi hal de bir nevi sıfattır dedik. Peki sıfat tamlamasıyla hal durum zarfı arasında nasıl bir farklılık var? Es-sıfetu sıfat tübeyyinu sıfetu mevsufeha. Sıfat olan kelime mevsufunu beyan eder, açıklar. Daha ne yapar? Ve tedullu ala devami sıfeti galiben. Genellikle sıfatın devamlılığına delalet eder. Yani sıfat olan kelime mevsuftaki devamlı olan özelliği bana ifade eder. Örnek. El beytül kadimü. Eski ev dediğim zaman arkadaşlar buradaki eskilik vasfı beytin uzun süreli özelliğidir. Yani gelip geçici bir özelliği değildir. Peki hal ne yapar? Tübeyyinul halu, hal ögesi ise beyan eder neyi? Heyete sahibiha, sahibul halin durumunu, özelliğini, inde hudûthil fi'li fakat, eylemin yapıldığı sıradaki durumunu bana bildirir. Aradaki temel fark bu. Sıfat devamlı olan bir özelliği bildirirken, hal eylemin yapıldığı sıradaki bir durumu, bir özelliği, bir niteliği bana bildirir. Aradaki farklardan bir tanesi bu. İkinci farkımız te'ti as-sıfetu, sıfat ögesi gelir. Nekireten ve marifeten. Nekire olarak da gelebilir, marife olarak da gelebilir. Hasebel mevsufi, mevsufun durumuna göre. Ancak ye'til halu, hal ögesi gelir. Nekireten fakat. Sadece nekire olarak gelir. İlla nadiren, ancak nadir de olsa, istisnai de olsa marife olarak da gelebilir. Ama genellikle hal ögesi ne olarak gelir arkadaşlar? Genel kural nekre olarak gelmesidir. Üçüncü farkımız tettebi'us sıfetul mevsufe.
sıfat ögesi mevsufa uyar. Fil i'rab, irab yönünden, yani ref'an ve nasban ve cerran. Sıfatla mevsuf arasında irab yönünden uyum aranır. Yani her ikisi de ya merfudur, ya mansuptur, ya mecrurdur. Halbuki el-halu, hal ögesi mansubun daimen, daima mansup olarak gelir. Mecrur veyahut da merfu olarak gelmez. El-mevsufu, dördüncü farklılığımız ne? El-mevsufu, sıfatın nitelediği kelime olan mevsuf, yekûnü marifeten ev nekreten, marifede olabilir, nekrede olabilir. Fakat sahibul hal, hal ögesinin nitelediği sahibul hal, marifetun daimen, daima marifedir arkadaşlar. Marife olarak gelir. Nekre olsa zaten sıfat olacak ondan sonraki kısım. Şimdi beşinci farklılığımız ne? قَدْ تَتَعَدَّدُ الصِّفَةُ Sıfat birden fazla olabilir. Yani birden fazla sıfatı kullanabiliriz. لِلْمَوْسُوفِ الْوَاحِدِ Bir tek mevsuf için birden fazla sıfat kullanılabilir. Fakat قَدْ يَتَعَدَّدُ الْحَالُ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ Burada ise ne vardır arkadaşlar? Bir tane sahip için yani sahibul hal için şey vardır. Hal ögesi de çeşitlenebilir. Burada bir benzeşme var arkadaşlar. Fakat dediğimi unutun. Nasıl ki bir tane mevsuf için birden fazla sıfat kullanabiliyorsak bir tane sahibul hal için birden fazla hal ögesi kullanabiliriz. El cümel ve eşbahul cümel ba'den nekirati nekre olan kelimelerden sonra gelen cümleler veya şibih cümleler nedir arkadaşlar? Sıfatun sıfattırlar. El cümel ve eşbahul cümel ba'del ma'arifi marife kelimelerden sonra gelen cümleler veya şibih cümleler ise nedir? Ehvalun bunlar haldirler. Marife kelimeden sonra geliyorsa hal, nekre kelimeden sonra geliyorsa yani diyelim ki elimizde cümle veya şibih cümle var. Baktık ki marife bir kelimeden sonra geliyor ve durum niteliyor. O zaman o hal ögesidir. Eğer bu cümleler veya şibih cümleler nekre bir kelimeden sonra gelip onun durumunu açıklıyorsa o zaman onlar nedirler? Sıfattırlar arkadaşlar. Mesela bu farklılıkları şurada görebiliriz. El cümletu ve şibhul cümleti ba'den nekireti sıfetun dedik. Değil mi? Şuna bir bakalım. Cümle veya şibih cümle nekre kelimeden sonra geliyorsa nedir? Sıfetun sıfattır. Ve ba'del marifeti marife kelimeden sonra geliyorsa halun haldir. Bakalım şimdi. Ra'a gördü. Kim? Umar ibn-ül Hattabi. Hazreti Ömer ne gördü? Atfalen. Çocuklar gördü. Bakın nekre. Ne yapıyor bunlar? Yel'abune fit-tariqi. Yolda oynayan çocuklar gördü. Buradaki yel'abune fit-tariqi cümle şeklinde gelmiş, fiil cümlesi şeklinde gelmiş. Buradaki atfalen kelimesi nekre olduğu için yel'abune fit-tariqi burada sıfattır. Yolda oynayan çocukları gördü. Peki burada ne var? Ra'a Umar ibn al-Khattabe el-atfale yel'abune fit-tariqi. Hazreti Ömer yolda çocukları yolda oynarken gördü. Yolda oynayan çocukları gördü. Çocukları yolda oynarken gördü. Yani demek ki burada çocuklar Hazreti Ömer'in gördüğü sırada ne yapıyorlardı? Durumları neydi? Yolda oynama halinde idiler, durumunda idiler. Bir başka örnek, semi'tu imamen savtuhu cemilun. Sesi güzel bir imamı dinledim. Semi'tu imame, imamı dinledim. İmam nasılken savtuhu cemilun. Dinlediğim sırada sesi güzel idi. Sesi güzel olarak imamı dinledim. Buradaki şu mavi ile gösterilen kısım marife bir kelimeden sonra geldiği için hal ögesidir. Evet, وَضَعَ التَّاجِرُ نُقُودًا فِي الْمَصْرِفِ Buradaki hal dikkat ederseniz arkadaşlar, şibih cümle olarak, pardon, sıfat şibih cümle olarak gelmiş.
Nereden anlıyoruz sıfat olduğunu? Nekire bir kelimeden sonra gelmiş. Burada ise marife bir kelimeden sonra şibih cümle gelmiş. Fil masrif ve burada hal durumundadır. Yugayridu rusfurun fevka şecerati. Nekre bir kelimeden sonra şibih cümle olarak gelmiş. Fevka şecerati. Burada ise marife bir kelimeden sonra gelmiş şibih cümlemiz. Mesela yugarridu ne demek bu? Yugarridu şakıyor rusfurun bir serçe. Nasıl bir serçe? Fevka şecereti. Ağacın üstündeki serçe şakıyor. Burada anlam nasıl oluyor? Serçe ağacın üstündeyken şakıyor. Burada şakıma esnasında ağacın üstündeki durumunu gösteriyor. Burada ise sıfat olarak işlev gösteriyor arkadaşlar. Üstteki cümlenin manası neydi? Şimdi üstteki bunun mu? Vada'a tacir. Aslında burada vada'a ile ahaza aldı, ahaza desek daha iyi olur arkadaşlar. Ahaza aldı et taciru tüccar nukuden fil masrifi bankadaki paraları aldı. Bu da sıfat. Ahaza taciru en nukude fil masrifi tacir paraları bankadayken aldı. Yani para bankadayken yapma yani paraları alma eylemi banka içinde gerçekleşiyor. Bu şekilde. Şuradaki vada kelimesi biraz anlam yönünden bunu ehaze olarak alsak daha anlamlı olur. Şimdi buradaki nukuden kelimesi nekre. Nekreden sonra gelen şu fil masrifi kısmı sıfat. Burada marife Sıfır. olduğu için yani şunu Öbürü de hal. burada hal olarak geldi ama yani hali tespit etmek biraz nasıl diyeyim tecrübe gerektiriyor. Mesela burada ehaze aldı ettaciru tacir neyi ennukude Parayı. paraları aldı. Neredeki paraları? Fil masrifi bankadaki paraları. Sanki bu mefulün fih gibi geliyor. Aslında burada ne var arkadaşlar? Yani tüccar Bankadayken. bankadayken paraları aldı. Hal dönüm. Evet burada hal var. Şimdi burada ise ne var arkadaşlar? Yani bankadaki paraları aldı. Gidip bankanın içinden almasına gerek yok. Gidip bir bankamatikten de alabilir, başka bir yerden de alabilir. Yani böyle ince anlamlar var arkadaşlar. Dediğim gibi yani şu hal ögesini tespit etmek biraz tecrübe gerektiren bir husus. Şunu tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Hal anlam yönünden sıfata benzer. Farklılıkları nedir? Mesela sıfat merfu da olabilir, mansup da olabilir, mecrur da olabilir irap yönünden. Ama müfret hal ya da cümle hal fark etmez. Daima mansuptur. Bu bir. Sıfat nekre olabileceği gibi mevsufuna bağlı olarak marife de olabilir. Ama hal kesinlikle nedir arkadaşlar? Nekredir. Yani mesela müfret hal için söyleyelim. O özellikle o durum müfret hal için geçerli. Yani nekre olacak. Şuradaki maşiyen, sahinen ya da dahiken örneğinde olduğu gibi. Şimdi mesela sıfat ögesinde şu rabıtı aramıyoruz arkadaşlar. Rabıt var ama o şeydir. Bir önceki derste anlattığımızda gördüğümüz üzere fiil ya da isim cümlesinde kullanıldığında zamirdir. Ama burada dikkat ederseniz vav da var. Yerine göre ya vavdır bu ya zamirdir ya da her ikisi kullanılır. Sahibul hal sıfat ögesi gibi artık hangi kelimeyi niteleyecekse sahibul hal marife olacak. Fail de olabilir, mef'ulün bihi de olabilir, naib-i fail de olabilir. Mesela şuraya bir bakalım şu cümleye. Salla kıldı. El imam imam rekateyn iki rekat namaz kıldı. Nasıl kıldı? Haşian. Huşu içinde. Yani imam huşu içinde iken, huşu içinde olduğu halde iki rekat namaz kıldı. Tabii biz bunu böyle değil, huşu ile. Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki haşa'n kelimesi müfret haber, şey müfret hal cümle olarak gelmemiş ya da şibih cümle olarak gelmemiş. Dolayısıyla sahibul halimiz yani huşu içinde olan kim? El imamu imamdır. Demek ki burada sahibul halimiz fail olarak gelmiş.
Ba'de en dehalel mescide, ba'de en dehalel mescide, mescide girdikten sonra, nasıl girdikten sonra? Mutevabbi en, abdestli olarak. Peki buradaki mutevabbi en kelimesi hal, müfret hal. Bunun sahibul hali nerede arkadaşlar? Buradaki sahibul hal, dehalenin gizli faili olan hüvedir. Peki bu hüve kimi gösteriyor yine? İmamı gösteriyor. Thumma sa'adel minbere, minbere çıktı. Ki nasıl çıktı? Ve huve yed'ullâhe, Allah'a dua ederek. Şimdi burada ne oldu? Dikkat ederseniz, vav da kullanılmış mesela, rabıt, hüve de kullanılmış. Bu bir. İkincisi, buradaki hal ögesi ne olarak gelmiş? İsim cümlesi olarak gelmiş. Buradaki hüve mübteda, yed'ullâhe, haber. Thümme, yani bunun da sahibul hali nerede? Şu sa'adede gizli olan hüve. Thümme sonra celese oturdu. Nasıl oturdu? Yentaziru ezane cumati, cuma ezanını bekleyerek. Cuma ezanının okunmasını bekleyerek oturdu. Buradaki hal ögemiz ne olarak gelmiş? Cümle olarak gelmiş. Dikkat edin arkadaşlar, rabıt kullanılmamış burada. Yani vav, burada zamir kullanılmış ama mesela vav kullanılmamış burada. Buradaki zamirimiz nedir? Şu yentaziru'da gizli olan hüve. Peki sahibul halimiz nerede? Celese'de gizli olan hüve. Ve ba'del ezani, ezanın ardından hatabe fil nasi, insanlara hutbe verdi. Naziran ileyhim, insanlara bakarak. Buradaki hal de müfret olarak gelmiş mesela. Sahibul hal, burada gizli hüve. Ve kad celesen nasu, insanlar oturdu, oturmuştu. Nasıl? Munsitine lehu, onu sessizce dinleyerek. Şimdi bakın burada yine müfret olarak gelmiş. Şimdi ne demiştik biz? Müfret haber sayı ve cinsiyet bakımından hale uygun olacak. Buradaki hal ögemiz ennasu kelimesi cim müzekker olduğu için burada munsiten müfret değil, ne olarak kullandık? Cim müzekker olarak kullandık. Bunu da dikkate almak kafayda var. Thümme sonra enha el hutbete, hutbeyi bitirdi. Ne ile bitirdi? Nasıl bitirdi? Bir dua-i tabiinin, uzun bir dua ile. Peki buradaki hal ögemiz ne olarak gelmiş arkadaşlar? Şibih cümle olarak gelmiş. Vakat ecabel hadiruna ed-duaa, hazır olanlar cemaatte duaya icabet etti. Ne ile? Mureddidine amin, amin diyerek. Buradaki mureddidine müfret hal, bunun sahibul hali de arkadaşlar şuradaki cem-i müzekker olan ve fail işlevi gören el-hadiruna. Bu da cem-i müzekker. Bu da cem-i müzekker. Yani şimdi dersimiz bitmek üzere ama hal sahibul hal ilişkisini kurabilmemiz lazım. Rabıta dikkat etmemiz lazım. Hal ögesinin müfret mi, cümle mi, şibih cümle mi geldiğine de dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Evet.